Davetsiz misafir programı olarak Güneydoğu'nun incisi Şanlıurfa'dayız. Çok değerli bir girişimciye misafir olduk, Canan Hanım'a. Özellikle son zamanlarda doğal nasıl beslenir sorusu bizlere çok geliyordu. Tam da bunun cevabını verecek ev tadında lezzetli katkısız yemekleriyle onları sizlerle buluşturmak isteyen değerli bir girişimci. Peki ne yapıyor, ne üretiyor, nasıl üretiyor, ürettiklerine nasıl ulaşabilirsiniz? Onu birlikte konuşacağız. Canan Hanım merhabalar. Merhabalar. Öncelikle hoş geldiniz, şeref verdiniz. Siz de programımıza hoş geldiniz. Şimdi önce bir hikayemizi alalım. Bu işe neden girdik, nasıl girdik, ne kadar süre oldu onu bir izleyicilerimizle paylaşalım. Evet. Yani bu işe 5 yıl oldu gireli. O 5 yıl süreci başlangıcı bir meraktı. Hani çocuklar büyüdü, üniversite, dershane derken ihtiyaçlar arttığı dönemde bir merakla başladık. Ve sonra da ilerledi. İlk başta sosyal medya aracılığıyla satış yapmaya başladık. Sonra da küçük bir iş yeri dedik oluşturalım. O iş yeriyle ilk başta bendim. Sonra ben yetişmemeye başlayınca eşimi de işinden ettim. Bu tarafa doğru çekmek zorunda kaldım. Şimdi beraberiz. Son 3 yıldır beraberiz. Çok şükür yani. Evet. Neler pişiyor, neler hazırlıyorsunuz? Yani genelde yöresel ara sıcakları üretiyoruz. İçli köfte, işte az açık, kıymalı semsek, patatesli, mantı yapıyoruz, sarma sarıyoruz. Hep yöresel ürünler hani. Yufkalarımız da evet, var. Evet, yufkalarımız. Ekmek mi diyoruz, yufka mı buna? Biz buna ev ekmeği diyoruz. Ev ekmeği. Evet. Aynen. Peki nasıl ulaşıyorlar sizde ya da kimlerle çalışıyorsunuz? Müşterilerinizi kimler oluşturuyor? Sosyal medya aracılığıyla ilk başta oluşturduk da ondan sonra da hani arkadaşı diğer kişiye söyledi, diğer kişi diğer kişiye söyledi. Bu şekilde tavsiye bir üzerine. Evet, tavsiye üzerine her arayan işte arkadaşım tavsiye etti sizi, işte şöyle önerdiler, şöyle beğenmişler falan diye herkes bu şekilde. Herkes isteyebiliyor ya. Evet. Peki restoranlar, kafeler, evet, bazen, oteller onlar da sizden isteyebilir. Evet, bazen onlar da zaten geliyorlar. Konuk ev olsun, oteller olsun, düğün salonları olsun. Onlara da hani üretim aslında yapıyoruz. Aslında bu yöresel yemekler düğün gibi özel geceler için de çok özel değil evet. mi? Ürünlerimizi biraz daha detaylı anlatalım. Farklı kılan nedir? Çünkü ev usulü diyoruz değil mi? Her şeyimiz ev usulü. Biz hani salçayı, biberi kendimiz yapıyoruz. Zeytinyağıya kadar kendi bahçemizin ürünü. Buğdayı bile mesela hani onu hani paket ürünü olarak değil de buğdayı değirmende öğüterek elde etmeye çalışıyoruz. Her şey sağlıklı olsun. Hani ne yiyorsak o diyoruz. Biz çocuklarımıza neyi yediriyorsak onu da satışa sunuyoruz. Çok şükür ilerlememiz de güzel oldu. Ağır ilerledik ama çok güzel, çok sağlam ilerledik. Yani daha da iyi yerlere geleceğinize inşallah. Özellikle pandemiyle birlikte bu sağlıklı beslenme konusu, doğal beslenme konusu çok tartılıyor. Evet. Ama nerede alacaklarını izleyicilerimiz ya da nasıl ulaşacakları konusunda çok emin olamıyorlar. Aslında bu yüzden böyle doğru isimleri onlarla buluşturmak istedik. Canan Teşekkür Hanım da ediyoruz. Onlardan biri. Peki siparişle mi çalışıyoruz yoksa hazır ürünleriniz? Yani genelde bulunduruyoruz. Sipariş üzeri de elimizde olmayan şeyleri bir gün önceden sipariş alıyoruz. Onun dışında elimizde ara sıcaklar sürekli bulunuyor. Hazırlayıp difrize atıyoruz. Ne zaman aradılarsa, mesela yarım saat önce diyelim aradılar, istediği ürün sayısını belirtiyor. Ona göre kızartıp paketleyip gönderimi sağlıyoruz. Şanlıurfa'yla sınırlı değil hizmetimiz değil mi? Yok, dışarıdan isteyen olabiliyor. Evet, ama yazın hani sıkıntılı olduğu için yazın genelde gönderimini yapmıyoruz. Kış aylarına girdiği zaman isteyen olduğunda hazırlıyoruz trafor köpüklerde vakumlamayla. Ondan sonra buz aküleri kullanarak bunu dışarıya hani kargoyla ya da otobüsle gönderimi sağlıyoruz. Yoğunluğunuzun bir mevsimi, bir dönemi var mı? Genelde kışın daha yoğunuz. Çünkü kızartma ürünü olduğu için yazın biraz daha işimiz ağırlaşıyor. O zaman da mantı ve yaprak sarma üzerine ağırlık oluyor. İyi yani, hamdolsun. Malzemeler hep kendiniz seçiyorsunuz, kendiniz hazırlıyorsunuz, kendiniz pişiriyorsunuz ve bizzat siz ulaştırıyorsunuz. Evet. En çok neye ilgi var peki? Öyle bir oran var mı? En çok neye? Yani en çok içli köfte, kıymalı semsek, yaprak sarması ve mantı. Semsek çok bilmediğim bir şey. Bilmeyen çiğ börek gibi oluyor ama içindeki çiğ et değil de kavrulmuş kıyma, soğan, baharat karışımı.
Lezzetli oluyor hani, genelde seviliyor. Seviliyor. Evet. İçli köfte de çok tercih ediliyor. Evet, çok, çok da tercih beğenilen bir lezzet. Nasıl yapıyoruz onu? İki farklı türü genelde var. Hem haşlama hem evet. kızartma. Zaten ayrı oluyor. Biri Hı-hı. bulgur ağırlıklı oluyor, Hı-hı. kızartma oluyor. Diğeri de yarma ağırlıklı olduğu için o da haşlamaya daha uygun oluyor. Yani... Biz bu yolda size başarılar diliyoruz. Teşekkür Bereketli, ediyoruz. Bereketli, bol kazançlı çok bir sezon olun. Olsun herkes çok için. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Sağ olun. Evet sevgili seyirciler, programımız tüm hızıyla devam ediyor.